Paris, Fransa, 1480. İnsanların dünyanın düz olduğuna ve kutsal parşömen kağıdına el yazısıyla yazılmış Tanrı gerçeğinin katedral kütüphanesinde saklı olduğuna inandıkları karanlık ve ürkütücü bir çağ. Modern düşüncelerin kilise tarafından yasaklandığı bir dünya. Matbaa harfleriyle yazılmış bir tek sayfa için bile ölüm cezası verilen bir dünya. Ona dokunmayın. Bu şeytanın icadı. Getirin, getirin, getirin. Yukarı. Yukarı. Ortadan kaldırın. Beş yıl sonra, Aptallar Festivali. Hırsız! Hırsızı yakalayın! Gir içeri. Sağ olun Feder. Durun. Çekilin. O bir hırsız. Yakalanması lazım. Tanrı'nın evi kutsal bir yerdir. Kanunlarınızın gücü bu kapıdan geçemez. Nasılsa çıkacaktır. İspanya kralı yeni bir dünya keşfetmesi için okyanusun ötesine birini göndermiş. Bizim kralımız. Bizim kralımız bu şehrin duvarları ötesinde bir başka dünya olmadığına inanmamızı istiyor. Balığımızdan vergi alıyorlar. Etimizden, tuzumuzdan. Ama sarayın mutfağında yiyecek sıkıntısı çekildiğini söyleyebilir misiniz? Yine başladı. Neler oluyor burada? Size sormanıza izin vermedikleri soruların cevaplarını vereyim. Neden Paris'teki kiliselerimizde bunları anlatan kitaplar yok? Çok iyi. Size söyleyeyim. Bir popülist mi? Çünkü daha kilise ve devlet idealist. Aynı inancı paylaşıyor. O benim. Ama sizin asla kendi fikirleriniz olamaz. Sevgili Paris halkı, bilgi güçtür. Hiçbir şey yapmadan oturamayız. Ayağa kalkmalıyız. Ayağa kalkmalı ve oturmalıyız. Dar ağacında sallandıracakları zaman seni ayağa kaldırırlar. İnsanları cehaletten uzak tutmak için. Aa, burada cehalet konusunda uzman bir kişi varmış ha. Kes sesini. Kes sesini budala. Bu insanlara gerçekleri söylüyorum. Paris halkının gerçeklere ihtiyacı yok. Bizim dansa ihtiyacımız var. Müziğe ihtiyacımız var. La Esmeralda! La Esmeralda'ya ihtiyacımız la var. La Esmeralda! La Esmeralda! Hayır! Hayır! Durun! Durun! Asalet bizim olacak!
böyle bir güzellik görmemiştim. Çinge ne güzeli. Adı ne bu kızın? Esmeralda. Esmeralda. Susalım. Susalım. Hey halkım. Nasıldı ama? Gördünüz değil mi? Artık zaman geldi. Beklenen an geldi artık. Biz de kendi kralımızı seçeceğiz. Budalalar kralı. Ama sakın unutmayın. Yüzü en çirkin olan tacı kazanacaktır. Pekala, erkekler, kadınlar yaklaşın. Yaklaşın, yaklaşın. Eğer yüzünüz ürkütücü, acayip ya da ıstırap vericiyse ortaya çıkın. Eğer yüzünüz iğrençse, tiksindiriciyse biz de görelim. Eğer yüzünüz bir eşeğin kıçına benziyorsa birlikte gülelim. Erkekler, kadınlar, en çirkin yüzümüz acaba bu olabilir mi? İyi bakın. Çekil oradan! Ne düşünüyorsun? Onun yüzünü nasıl buldun? Ona nasıl bakabiliyorlar? Sanırım çirkinler daha çekici oluyor. Bazı insanlar için belki. Ama benim için değil. Bu bir zevk meselesidir. Hey! Bir dakika. Aman tanrım. Sen dostum, gel buraya. Bak, meşhur olmak istemez misin ha? Tabii ki istersin. Getirin oğlum, getirin. Gel buraya. Gel. İşte oldu. Hadi buraya getirin. Sürüklemeniz gerekse bile getirin. Evet, güzel. Pekala, tamam. Hey! Paris halkı! Yarışma bitmiştir. İşte sizin kralınız. Hey! Bu kiliseniz zangocu. Bu Quasimodo. Bu bizim kambur. Notre Dame'ın kamburu. Evet, onu kral yapalım. Onu
Kazimado. Her zaman çan kulesinde saklanırdın. Çirkin olduğunu biliyorduk. Ama bu kadar çirkin olacağını düşünmemiştik doğrusu. Evet, işte karşınızda en çirkin adam. Eski dostum, yarışmayı sen kazandın. Anlıyor musun? Şimdi senden aptallar kralı olmanı istiyoruz. Evet, ne diyorsun? Sorun ne? Konuşamıyor musun yoksa? O duymaz. Çanlar kulaklarını sağır etmiş. Öyleyse Fransa kralı olabilir. Evet, 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 evet. Evet, abi. Taç, 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 taç. Evet, 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 evet. Nereye gidiyorsun? Taç, taç, taç. Esmeralda, tacı getir buraya. Taç, 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 taç. Ah. Hadi Esmeralda, Paris'te senin elinden ölüm cezasını bile severek kabul edecek binlerce erkek yaşıyor. Devam et. Quasimodo, seni halkın huzurunda aptallar kralı ilan ediyorum. Yaşasın Quasimodo! Yaşasın! Majesteleri! Ha bakan Goşe, yanıma gel, soytarılar kralını kaçıracağız. Yaşasın kralım! Yaşasın! 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 Kilise psikoposu Monsignor Frollo'nun her yerde kitap aradığını biliyor muydunuz? Kitaplar neden bu kadar tehlikeli acaba? Festivalin tadını çıkar. Don Frollo'nun eski klasik yöntemleri var. 10 yıldan beri katedral kapısından adım atmaya cüret edemez. Esmeralda! Onun için dans et gel. Hadi gel onunla dans et. Hadi!
bizim kralımızı elimizden alamaz. Ama aldı. Quasimodo. Seni küçük düşürdüler. Sende hiç gurur yok mu? Ah Quasimodo, bunu anlamıyor musun? Sana Tanrı'nın elleri dokundu. Seni doğrudan cennete gitmen için seçti. Seni kapımıza bıraktı. Yıllar önce seni insanların zulmüne karşı korumamız için bunu yaptı Quasimodo. Ve kadınlar günahkardır. Quasimodo, hadi. Bunu yine yaparsan, yine dış dünyaya çıkarsan Quasimodo, o zaman Tanrı'nın koruması üstünden kalkar. Benimki de. Esmeralda. Bu çok az. Evet. Hadi Çali, eve dönmemiz gerekiyor. Hadi. Ne? Ah! Ah! Ah, imdat! İmdat! Hey! Sizler! İmdat! Sokak gözcüleri! Kızı rahat bırakın! Ona dokunamazsınız! Bırak beni! Kavgayı bırakın. Korkmana gerek yok. Yanlış bir şey yapmadın. Korkmana gerek yok. Kıpırdama sürüngen. Durun efendimiz. Bize yardım etmeye çalışıyoruz. Onu tutuklayın. Çekil yoldan köylü. Çanlar çalmıyor. Quasimodo nerede? Bilmiyorum monsenyör. Onu bulun. Hıh!
Neredeyim ben? Neredeyim? Sana itaat edenlerin asla gelemeyecekleri bir yerdesin. Zorla gelmek isteyen muhafızların dilim dilim doğrandığı cehennem deliğindesin. Artık mucizeler sarayındasın. Her ulustan çingenenin, iyi yürekli rahiplerin ve dilencilerin gece gündüz toplandıkları yerdesin. Büyük soyunma odasındasın. Hırsızları, fahişeleri ve katilleriyle Paris sokaklarında bitmeyen komedinin oynandığı bir piyesin sahne gerisindesin. Çık ve de rolünü oyna. Sanırım bu kutsal olmayan tiyatronun yönetmeni de sen oluyorsun. Ben bir kralım dostum. Hırsızlar kralı. Hayır. Ben burada kralım. Hükümdar. Papa. Tanrı. Ve sen bir yabancısın. Çok doğru. Hayır. Ben Paris'in onurlu ve yoksul halkını bu sabah büyük meydanda aydınlatmaya çalışan kişiyim. Evet. Bize yardım etmek istiyorsun. Konuş ve savunmanı yap dostum. Hakkımızda ne biliyorsun ha? Sen o asillerden daha kötüsün. Sen bir entelektüelsin. Onlar sığır muamelesi yapar, siz başımıza bela açarsınız. Hiçbiriniz masamıza ekmek koymaz. Sen yeraltı krallığımıza izinsiz girdin. Üstelik kapıyı bile çalmadan. Paris'in biz hırsızlara verdiği cezayı bizler de sana vereceğiz dostum. Asılacaksın evlat. Ne? İşte kalkıyor. Hayır. Hadi. Hayır lütfen. Hadi. Sandalye Simone. Tamam rahat mısın? Göz kırp yeter. Pekala. Benim işaretimle Simon altındaki iskemleyi çekecek. Ve sen bu dünyaya elveda diyeceksin. Durun! Ne var yine? Söyler misin Bohemia yasası ne olacak? Evet kısaklı. Bohemia yasası da nedir? Bohemia yasası evlat. Nedir bu Bohemia yasası? Pekala. Bohemia yasası bir adamı, onu isteyen bir çingene kadın olup olmadığını sormadan asla asamaz. Ya bir hırsızla evlenirsin, evet, ya da ölürsün. Ama kadınlar asılmaktan daha beterdir. Beni alıp bakacak aklı başından gitmiş bir koca karı var mı acaba? Söyleyin! Lütfen evlenin. Bu adam çok fakir. Hiç parası yok. Kim istiyor? Lütfen yardım edin. İyi bir koca olurum lütfen. Asalım onu. Asalım. Hayır. Yine soruyorum. Hayır. Yine soruyorum. Yok mu bir kadın? La Esmeralda. Eğlencemizi bozuyorsun Esmeralda. Bu adamla evleneceğimi söyledim. Aşağı indirin. İşte senin kurtarıcın kardeşim. Bu kız senin karın. Kardeşim, bu erkek senin kocan. Amin. Adımı Esmeralda. Grangois. Pierre Grangois. Hey şuna bak! Ne? Sürüngen! Evet sürüngen olduğunu biliyorum, pis bir sürüngen! Hey sürüngen! Seni duymaz dostum, o sağırdır! Hey sürüngen! Sağır ve dilsizdir! Aç mısın lan? Aç mısın? Acıkmış olmalı, hiç yemek yemedin! İster misin he? Pis sürüngen seni! Yemek ister misin? Ben. Ben seni seviyorum Esmeralda. Yemeklerimi seviyorsun. Bence değil. Beni seven Charlie. Doğduğu günden beri benimle birlikte. Sanırım ne düşündüğümü biliyor. Keşke ben de ne düşündüğünü bilebilsem. Çingene hayatını sevdiğini düşünüyorum.
Şikayetim yok. Asla. Seninle karı koca gibi yaşamaya hazırım. Ama istersen kardeş de olabiliriz. Ben doğadaki dengeleri korumasını bilecek kadar felsefe okudum. Ne dedin? Doğadaki dengeler. Yoksa sen hokkabaz mısın? Hayır, üzgünüm. Hokkabaz değilim. Öyleyse öğrenmelisin. Sana öğretebilirim. Öğrenmek istemiyorum. Bak. Eğer benim kocam olacaksan hileleri öğrenmen gerekecek. Hileleri bilirim. Ben hatibim. Bir hokkabaz olacaksın. Seyret. Çok kolaydır. Ama ben bunu asla yapamam. Yapabilirsin. Buraya gel. Sen de derin. Bir top bu elinde. Diğeri şu elinde. Yapman gereken tek şey atıp yakalamak. At ve yakala. At ve yakala. Ve dirseklerini vücuduna yakın tut. Böyle. Abi, bu faydasız. Ben hokkabaz değilim. Hokkabaz olmak da istemiyorum. Bunu neden yaptın? Çünkü öyle istedim. Denemeye devam et. Kim? Notre Dame'ın zangoçu. Gardiyanı da Don Frollo. Halka duyurulur. Bu Quasimodo. Notre Dame'ın zangoçu. Konsey tarafından 50 kırbaç cezasına çarptırılmıştır. Bir kadına saldırdığı için. Buna engel olmalıyız. O sadece yardım ediyordu. Evet, ama seni asla dinlemezler. Sanırım haklı. Onlara engel olamayız. Sekiz, dokuz, on, on bir. Efendimiz, buna engel olamaz mısınız? Evet. On iki. Olabilirdim. On dört. Quasimodo ihanet etti. On yedi. On sekiz. On dokuz. Yirmi. Buna dayanamıyorum. Yirmi bir. Buna inanamıyorum. Majesteleri! Majesteleri, lordum! Neler oluyor? Beni dinleyin efendim. Bu dans eden kız. Size yalvarıyorum efendim. Kızı getirin. Ne suç işledin çocuğum? Ben değil. Kambur için af dilemeye geldim. Saldırıya uğradığını söyledikleri kadın benim. Bu doğru değil. Bu adam bir çingeneye saldırdığı için mi kırbaçlanıyor yani? Ama bu yüce konseyin kararıydı lordum. Ama o masum lordum. Çingene. Halkımızı korumak zorundayız. Bu normal kadınlara, saldırmaya kalkanlara bir ders olacaktır. Pekala. Ama majesteleri! 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 Kamburun bir suçu yok! 47! 48!
49 50 Dursak burada kalacak ve kum saati boşalana kadar halka teşhir edilecek. Bu kadar yeter. Bir saat doldu. Oh.
beni. Bıraktı beni. Sıktı beni bana. Majesteleri. Girelim. Bakanım. Kral olmandan bu yana kaç yıl geçti? 10 yıl. Bunca zamandır kendini burada gizliyorsun. Saraydaki varlığını özledim. Ben burada mutluyum majesteleri. Bu duvarlar arasında ihtiyacım olan her şeyi buluyorum. Ama sizi bu duvarlar arasında görmek çok garip. Sıradan bir olay değil. Evet, son zamanlarda dünya meselelerine fazla daldım. Elime geçen bilgilere göre siz de bu konularla ilgileniyormuşsunuz. İsterseniz Sayın Bakanıma beni buraya neden getirdiğini soralım. Ne işe yarıyor bu? Alman mucidi Gutenberg buna matbaa adını vermiş. Almanlar efendim. Almanlar. Yalnızca Almanlar böyle şeytani bir alet icat edebilirler. Şeytani mi? Bu sadece bir makine. Cehennem yapımı. Lütfen monseigneur. Bu makine bir krallığı yok edebilir. Sizin krallığınız. Ya hadi kral, fazla abartıyorsun. Nedir bu? Bu aleti ele geçirdiğimiz sırada bastıkları ucube kitabın ilk sayfası majesteler. Kurtuluş. Özgürlük için çağrı. Kim yazmış bunu? Önemi var mı? Bu makineyle herkes yazar olabilir. Herkesin fikri en az bir başkasının fikri kadar önemli olabilir majesteler. Bu krallığımın celladı. Düşündüklerinizi açıkça söyleyin. Bu politik bir yasaklama değil. Bu bilginin baskı altında tutulması. Yanlış. Yanlış efendim. Yanılıyorsunuz. Ben bilgiyi severim. Bilginin eğitimini aldım. Bilim, tarih, edebiyat. Bilgi kilisemizin gerçek hedefidir. Gelin. Bizim kütüphanemizde binlerce kitap İskenderiye'deki yanan kütüphanelerden kurtarılıp buraya getirilmiştir. Kitaplar sadece bilgi içerir. Başka kopyası yoktur. Kitaplar majesteleri insan tarafından yazılır. Bir makineyle değil. Matbaa bilgiyi kolayca ve daha hızlı yoldan yayabilir. Kolayca? Kolayca mı? Majesteleri, kolaylık bir tuzaktır. İnsan bilgiye kolayca ulaşmaya başlarsa, insan tek bir kitap için yıllarca emek vermezse, insan bilgiyi katedrallerimizdeki kütüphanelerde aramaktan vazgeçerse ve deri kaplı ciltler hemen her eve girerse, bunun hiçbir değeri kalmaz. Evet. Herkesin kitabı olacak. Ama bu kitaplar değersiz olacak. Senden bir ricam var eski dostum. Geçmişin el yazmaları katedrallerde kaldı. Bu matbaa zamanımıza ait. Ve ben gelişmenin önüne engel olarak çıkmayacağım. Yani babanızın bana verdiği söze sadık kalmayacak mısınız? Kilisenin yasaklama girişimine yardım etmeyecek misiniz? Majesteleri, eğer matbaayı yok etmezsek artık hiçbir şeyin değeri kalmaz. O kadar aptal değilim. Bu ülkeyi 16. yüzyıla hazırlayacağım.
Ben de Fransa'yı koruyacağım. Basılı kitaplara karşı Fransa'yı koruyacağım. Tıpkı falcılara, büyücülere ve çingenelere karşı koruduğum gibi. Fransa'da falcı ve büyücü yoktur. Çok doğru. Majesteleri. Monseigneur. Paris'te koşturdun. Hadi yeter. Uslu bir hanım gibi yürümeyi öğrenmelisin. İşte şimdi oldu. Aferin sana. Bu toprakların kutsal bekçisi. Senden af diliyorum. Benim yüzümden bir masum işkence gördüm. Ben seni affedebilirim. Esmeralda. Kim o? Bir hayranın. Seni dans ederken gören biri. Bir gün önceydi. Dışarıdan gelen müziği duydum. Benim pencerem büyük alana açılıyor. Oradan bakınca dans eden birini gördüm. Mükemmel bir yaratıktı. Yüce Tanrı bile bakire kalmasını tercih ederdi. Onun için doğmayı çok isterdim. Ve o yaratık sendin. Meleğim. Benden ne istiyorsun? Vücudunun kıvrımları müzikle raks ederken içimde gömülü olan duyguları yeniden canlandırdı. Ruhumdan söküp attığıma inandığım duyguları. Aşk dedikleri şeyi. Fiziksel aşkı. Çıplak arzuları. Bir türlü üstesinden gelemedim. Beni sana bağlayan şey bir melek olmandı. Evet, bir melek. Ama iyi bir melek değil. Kötü bir melek. Cehennemden beni yok etmek için geldin. Şeytana meydan okuduğum bir sırada beni yok etmek için gönderildin. Seni aklımdan silmek için uğraştım. Çabalarımı Tanrı da biliyor. Ama görüntün oradaydı. Göz kapaklarımı kapatsam bile gitmiyordu. Güneşe öyle uzun süre baktım ki. Sonra çözümünü buldum. Sana sahip olmalıydım. Ya da senden kurtulmalıydım.
Okuyor musun? Don Frollo. Geç geldim. Ama tartışmamızı bitirmemiz gerekiyordum. Uşaklarım geldiğinizi haber vermediler. Gelirken kimseyi görmedim. Ne okuyordun? Sizden gizleyecek değilim. Marsilio Fitino. Evet. İtalyan hümanizmi. Sanırım sen de yasalarımızı çiğnediğinin farkındasındır. Sizin yasalarınız Monsenyör. Yakında hepsi değişecek. 12. Louis'in hükümdarlığında hükümdarlık da değişecek. Korumak istediğiniz dünya çok gerilerde kaldı artık. Sözünü ettiğiniz o dünya asla var olmayacak. Asla. Benimle bahse girer misiniz? Kral değişimi kabul et. Bunu anlamak istemiyorsunuz. Belki de anlamak istemeyen sizsiniz. Kral istediği gibi değişebilir. Ama siz bunu görecek kadar yaşamayacaksınız. Monseigneur. İyi geceler. Goşe. Tanrı seni korusun. Pierre! Pierre! Nerede kaldın güzel çiçeğim? Ben de seni arıyordum. Satamam gerekti. Ama kimde? Her yer muhafız kaynıyor. O adamdan. Elinde hayvan vardı. Sakin ol, sakin ol. Ne yapacağız şimdi? Kralın muhafızları bütün kadınları topluyorlar. Her şeyi yağmalıyorlar. Çaldıklarımızı bile. Neden? İstedikleri benim. Çabuk olun. Hadi, hadi, hadi. Gelin, acele edin. Hadi, çabuk, çabuk. Majesteleri! Arkadan gidersek onları atlatabiliriz. Hadi, hadi. Çabuk ol. İşte onlar! Kız da orada! Hayır! Hayır! Ama ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Bırakın gideyim. Bırakın. Sakin ol çocuğum. Bu durumdan hoşnut olmadığını göstermen gerekmez. Lütfen. Hadi bakayım. Hayır! 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 Bakın Goşe, bu gece bu bıçakla öldürülmüş. Bu hançer sana mı ait ha? İnkar etmen fayda vermez. Pek çok insan bunu elinde görmüş. Büyük meydanda. Efendim, ben masumum. Masumum. Çok üzgünüm. Görevimi yerine getirmek zorundayım. Ayaklar. Hayır! Efendim lütfen. Ben yapmadım. Yemin ederim ben yapmadım. Hayır lütfen. Hayır. Tanrım. Hayır. Onun dans etmesini severdim. Yazık. Başlayın. Beni bırakın efendim. Suçunu yapmayın. İtiraf edecek misin? Hayır. Derin. Suçunu itiraf edecek misin? Hayır. Devam edin. Lütfen efendim yapmayın. Devam edin. Kim o? Don. Gringoire sen misin? Bir adamı öldürdüğümü söylediler ama ben yapmadım. Kendimi yaktılar mı? Basamakları çıkacak kadar yürüyebilirim. Kimsin sen? Kalkıyor musun? Ama bunu hak ettim. Sakın korkma. Sen masumsun. Suç işlemedin. Grangua sen misin? Patlaka. Dur! Gitme! Beni burada yalnız bırak. Beni kurtaracağım. Büyücü! Beni rahat bırak! Ne oldu? Ziyaretçi. Karımı görmeye izin verin. Ah Grangua. Sana ne yaptılar sevgilim? Yarın Kral Louis ile görüşeceğim. Seni seviyorum.
sakın umudunu yitirme sevgilim. Seni seviyorum. Kralı göreceğim. Söz veriyorum. Penceredeki kimdi? Domini nostri Jesu Christi. Corpus Domini nostri Jesu Christi. Corpus Domini nostri Jesu Christi. Corpus Domini nostri Jesu Christi. Her zaman merhametli oldunuz. Size yalvarıyorum. Ben masumum. Götürün onu. Hayır! Zorsun! Halka duyurulur. Esmeral olarak tanınan bu kadın, bu zavallı sokak çingenesi, Monseigneur Julien Gauchet'in hayatını elinden aldığı için asılacaktır. Asıldıktan sonra bedeni dar ağacında duracaktır. İki gün boyunca halka teşhir edilecektir. Günah çıkartmaya hazır mısın çocuğum? Sen. Tanrı'nın huzurunda günahlarını itiraf edecek misin? Cennete giden yolda Tanrı ruhuna eşlik edecek. Seni hala kurtarabilirim. Kendini bana bağışla. Kiliseye. Sana kutsal bir sıfat verebiliriz. Senin gibi mi? Evet. Asla. Günah çıkartmayı reddetti. Yüce Tanrı ruhuna merhamet etsin. Davullar! Esmeralda! Esmeralda!
yolcu! Kurtul Ahmet! Kurtul Ahmet! Quasimodo! Quasimodo! Peşimden gelin. Hadi. Askerler içeri. Hadi. İçeri girin hadi. Uzak durun. Büyücü kadınla kamburu istiyoruz. Kurtar Mehmet! Kurtar Mehmet! Kurtar Mehmet! Evet! Kurtar Thank you.
Esmeralda. Eat. Eat. I'm going away, so you won't have to see my... Dur. Lütfen gitme. Dur. Teşekkür ederim. Beni geri çağırdın. Yanmışsın. Yarana bakmama izin vermelisin. Sağ ol. Benim dediklerimi anlıyor musun? Evet. Sağır olduğunu sanıyordum. Sağır. Bir şey duymadığımı sanıyordum. Değil mi? Evet. Bu kadar çirkin olmak. Sağır olmak. Gerçekten çok korkunç. O kadar değil. Evet. Ben sağırım biliyorsun. Ne istediğin rahatı anlıyorum. Dudaklarının hareketinden, gözlerinden. Söylesene. Beni neden kurtardın? Bana seni neden kurtardığını soruyorsun. He? Unutmuş olmalısın. Zavallı bir şeytan. Meydanda acı çekiyordu. Bir yudustu. Ve biraz merhamet. Bundan daha az için bile hayatımı verir. Sen o zavallı şeytanı unutmuş. Ama o seni hatırladı. Bak, bak. İnsanlar aşağıda. Küçük insan. Seni öldüreceklerdi. Yine öldürebilirler. Kiliseden çıktığın an. Bunu yapamazlar. Kral bunu yapmalarına engel olacaktır. Bu beni öldürürdü. Bak. 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 Yüksek. Bizim çok yüksek kulemiz var. Kuleden düşen insan mutlaka ölür. Yere bile düşmeden. Aşağı atlamamı istersen bunun için bir tek sözün yeterli. Atlarım. Beni anlamıyorsun. Seni incitmelerini hiç istemezdim. Burada güvende olursun. Bak, bak, yukarı bak. Bak, ha, dostlarım, çocuklarım. İşte, gel, gel, bak, bak. Kovar, yoklar, tacı. O büyük beni. O hepsinin annesidir. Beni sağır yapan bu. Dostlarımı duyabilirim. Onları senin için çalayım mı? Yeter!
Geldi! Quasimodo! Ne düşünüyorsun? Çok güzel. Sağ ol. Acaba sana neden Esmeralda diyorlar? Ben Esmeralda. Benim ismim bu. Peki, anlamı ne? Zümrüt. Peki Quasimodo'nun anlamı nedir? Yarım kalan. Hayır. Bu benim özel şakamdı. Bu Peder Frongo'nun bundan 20 yıl önce beni bulduğu gündü. Quasimodo Paskalya'dan sonraki ilk pazar günüdür. İlk pazar. Ailen hayatta mı? Hayır. Onları özlüyor musun? Onları hiç tanımadım. Ama keçimi özlüyorum. Ailem geçmişte kalan bir rüya gibi. Ben ailemi hiç tanımadım. Kör değilim. Ama sevgi denen şeyi tatmadım. Beni ölmem için bu kilisenin kapısına terk etmişler. Don Frollo o zamanlar rahipti. Piskopos olmamış. Beni insanların arasından çekip aldı. Bunun için ona minnettarım. Bu dünyadaki en iyi dostlarım kütüphanedeki kitaplar oldu. Bütün kitapları okudum. Onlara teşekkür borçluyum. Pek çok öğretmenim oldu. Cicero'dan, Tülesun Hoca'ya kadar. Bana skolastiği öğrettiler. Şiiri, edebiyat, hatta felsefeyi, büyücülüğün hiç var olmadığını ben de bir kitap yazıyorum. Bitirdiğim zaman 600 sayfalık bir eser olacak. Güzel bir kitap. Ben daha önce hiç kitap görmedim. Burada ne yazıyor? Ben okumayı bilmem. Bu Latince. Pluto'nun hayatı. Hücremin penceresine gelen sendin. Evet. Çirkinliğimi görmeni istemedim. Şimdi olduğu gibi. Kendimi seninle kıyasladığımda kendimi çok üzgün hissediyorum. Çirkin, mutsuz bir yaratık olduğum için. Senin yanında her yer gündüz oluyor. Toprağa çiğ düşüyor. Bir kuş akıyor. Üstelik çok çirkin olduğum halde. Zor olan bunu kabullenmek. Ben ucube değilim.
bir hayvan da değilim. Ben de aydaki adam kadar aklı başında bir değilim. Gel. 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 Dinlen. Her şey yoluna gidecek. Eğer buradan çıkmazsan seni yakalayamazlar. Kimse buraya giremez. Onlara izin vermem. Eğer korkarsan dipin çek. Çalın sesini duyarım. Hadi. İndirin şunu aşağı. İndirin. Hadi. İndirin. Hadi koşun. Hadi. Acele gel, edin. Gel. Yürü. Kampa girmeye çalıştı. Pekala çekilin. O Esmeralda'ya yardım etti. Sözcü sen mi? Hayır. O. O. Sözcü benim. Durumu nasıl? O iyi. Seni soruyor. Nedir bu? Güç. Paris halkının gücü. Acele et. Lütfen. Parisliler, masum insanların ortadan kaybolduğu gün bazıları dar ağacına gidiyor, diğerleri zindanlarda gömülüyor. Evet. Bunu sen mi yazdın? Evet. Bizden istediğin bir şey var mı? Ha? Evet. Keçisini. Gel. Baş eserlerim. Umut. Hadi yürü. Hadi seni bekleyemeyiz, çabuk ol. Bu bildiriler Paris'teki hırsızlar, dilenciler ve öğrenciler tarafından kaleme alınmış. Bu bildiri bir matbaada basılmış efendim. Evet, demek hepsini toplatamamışsın. Evet. Evet, benim mükemmel olduğum söylenemez. Şu pencereden bak. Paris meydanın ortasında çığlık atıyor. Sıradan insanlar o çingeneden özür dilememi istiyor. Sevgili halkım adalet istiyor. Benden kutsal mabedi kapatmamı istiyorlar. İşte bu korkunç sonuçlar doğurur efendim. O kız benim bakanımı öldürdü. Majestelerim, Goşe ile fikirlerimiz uyuşmuyordu. Ama inanın bana efendim, o kızın ceza almasını en çok ben istiyorum. Basılı kitapların üstündeki yasak devam edecek. Ve o kitapların basıldığı makineler de yok edilecek. Tanrı sizi korusun. Koruyacağını biliyorum. Bu bildirileri dağıtan insanları bulacağım ve cezalarını vereceğim efendim. Peki o çingene kızla ilgili planın nedir? Sabahın erken saatinde hak ettiği cezayı alacak efendim. Ama kilisenin kutsallığı... Meydanda, ama siz onu dışarı çıkartamazsınız. Quasimodo! Quasimodo!
Esmeralda. 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 De mavi indi domini. İçeri gel Quasimodo. Neden? Çingeneler. Kızlar. O kağıtları sen bastın. Bu da mecburdu. Yasayı çiğnedin. Mecburdu. O kız bastı. Şimdi nerede? Sen benim en kutsal yasamı çiğnedin. Esmeralda nerede? Dar ağacına giden yolda. Çingene kızı krala verdi. Neden? Adalet için. O suçlu değildi. O bir şeytan. Hayır. Quasimodo, bakanın ölümüne yol açtı. Bunu o yaptı. Bedenimi uyandırdı. Yeniden coşturdu. Ve beni katil yaptı. Ve bu yüzden ölmek zorundaydı. Yani senin suçun yüzünden mi ölecek? Sizde merhamet yok mu? Merhamet? Merhamet? Ah Quasimodo. Merhamet et. Tanrı'nın elçisi olmak ve bir kadını sevmek. O kadını Tanrı'dan daha çok sevmek. O kadını ruhunun tüm çılgın arzusuyla sevmek ve bir an her şeyden vazgeçeceğimi düşünmek olamaz. Şöhretimden, kutsallığımdan, benim ölümsüzlüğümden, sonsuzluktan, bana biraz gülümsemesi için. Bütün bunlara karşı ona verebileceğim tek şeyin 50 yaşında bir beden olduğunu bilmek. Onu düşünmek. Gece gündüz onun hayalini kurmak. Ve bir başka erkeğe aşık olduğunu görmek. Ve o bedeni görmek. Vücudunun o kıvrımlarını. Sonra gözlerini. Tüm yumuşaklığı ve tazeliğiyle. Öpücüklerini. Yakıcı nefesini. Vücudundan yayılan o kokuyu. Uzun geceler boyunca onun için çarpan bir kalple yaşamanın nasıl işkence olduğunu bilir misin sen? Neden böyle bir şey bilebileceğimi düşünüyorsun? Aydınlık için yaptığın araştırmalar seni kör etmiş. O çalışmalarımı bozdu.
yeminlerimi benimle Tanrı arasına girdi. Ve bana boş bir hayat yaşadığımı gösterdi. Ve Tanrı için değersiz biri olduğumu, acı bana Quasimodo. Sen acınacak birisin. Ama sana acıyamam. Aziz Agustin değilsin. Kendi kendine işkence yapıyorsun. Hiç şansın kalmamış. Bu hikayenin adaletin önünde de alın. Hayır! O kızdan kurtulacağım. Kurtulacağım! Kurtulacağım! Seni de mi kandırdı? O her ikimizi de katil yaptı. Seni budalar. Yoksa seni seveceğini mi düşündün Quasimodo? Baba. Ben senin baban değilim. Senin baban benden daha akıllıydı. Seni terk etti. Ölmen için bıraktı. Sana hayatı ben verdim. Sen bir sürüngensin. Ben sürüngen değilim. Halka duyurular. Bu gördüğünüz kadın... Ne oldu? Dilenciler saraya saldırıyor. Yüzlerce dilenci ayaklanmış. Sanıyor musun? Esmeralda! 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 Al şunu oku. Özgürlük adına bir isim! İleri! İleri! Esmeralda! 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 Size sesleniyorum. 12. Louis, Çingene kızı bağışlayın. Paris halkı onu kendisine asmak isteyen soylulardan kurtarmaya geldi. Burada neler oluyor? Sen de kimsin? Benim adım Klopan. Paris'in kralıyım ben. Efendim! Efendim lordum! Ya sen kimsin? Efendim, Çingene kız masumdur. Diyelim ki kız masum. O zaman cinayeti kim işledi? Hayır! Söyle. Asla! Asla! Senin yaptığını söyle.
O da benimle birlikte ölecek. Çıkaramadan öleceksin. Lütfen söyle. Doğruyu söyle. Lütfen, lütfen söyle. Lütfen. Doğruyu söyle. Lütfen. Lütfen. Onu ben öldürdüm. Evet. Evet, o yaptı. Katil. Katil. Sağ olun beni. Paris halkı, Çingene kızı yanıma getirin. Sana inanıyorum çocuğum. Artık serbestsin. Paris halkı, o özgür! Kazandık! Şimdi beni bağışladın mı? Kendimi ondan kurtarmalıyım. Kızım orada. Quasimodo. Evet. Yaşam beni bırakıyor. Bu çok karmış, çok. Orası değil. Burası.
Neden ben de sizin gibi taştan yaratılmadım Meryem Hanım? Dostların sana şarkı söyleyecek.